İnşallah çocuklarımız burada güzel şeyler öğrenirler. Onların daha iyi vatandaş, daha iyi yurttaş, daha iyi birey olmaları için bir vesile olmuş olur. Ben destek veren ve vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırseverimizin Tuzla'mıza ve Evliya Çelebi Ortaokulu'na kazandırmış olduğu çok amaçlı salonun açılışında karşınızdayız. Bu salonun iç donanımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli hayırsever Müfit Bey'e ve mimar hanımefendiye devamlı takip ettiği işin bir an önce bitmesi için şahsım ve okulum adına şükranlarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki bu salonda öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri yapacaklar ve kendi yeteneklerinde keşfetmiş bulunacaklar. Burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu bize çünkü verilen güzel bir fırsat oldu. O fırsat nedir? Toplumdan aldığımızı topluma geri verelim. Bunun için aslında ben şahsen okulumuzun müdür yardımcısı ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum ve müdürüne. Çünkü onlar zorlukları niye yenemeyiz, bunlar nereden çıktı diye düşünen tarzda olmadılar. Nasıl çözeriz diye düşündüler, araştırdılar. Sonunda bize geldiler. Bize tabii ki sorumluluk bilinciyle onlara hayır dememiz mümkün değildi. Çünkü sonuçta onlar bütün bunları öğrenciler için istiyorlar. Evet, yani öğretmen toplumun en önemli unsuru. Onlar Atatürk'ümüzün dediği gibi gelecek nesillerimizi vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek üzere sorumluluk üstlenmişler. Toplumun belki de en değerli unsurları. Yine İlçe Eğitim Müdürümüz Sayın Neşat Yerler'in de katkılarından dolayı kendilerine bir öğrencimiz vasıtasıyla bir çiçek takdimimiz vardır. Getirin çiçek. Başkana plaket, bize çiçek. Çok teşekkür ederim ya. Başkan Bey, bizim yönetimiz, ben bu çiçeği aldım üzerimden. Ama buranın mimarı güzel bayan kızımıza ben bunu vermek istiyorum izninizle. Bu sizin. Esra Hanım buyurun. Evet. Esra Hanım buyurun. Evet. Esra Hanım buyurun. Bizden size yapalım. Görer misiniz? Çok öğretim yılı boyunca her şeyi unuttum. Ama ilkokul 3. sınıfta 1 Haziran Sam Bayramı'nda köyde çaylar içerisinde okumuş olduğum o şiiri hayatım boyunca unutmadım. Böyle topluluk karşısında konuşmayı da bize o çağlardan beri aktarmaya çalışan öğretmenlerime şu anda huzurlarınızda ben çok teşekkür ediyorum. Bu salonlar bizim için önemli. Hangi ders olursa olsun bu salonlardan fazlasıyla faydalanmak ve hem öğretmen arkadaşlarımızın hem de öğrencilerimizin buradan tam kapasite faydalanması lazım. Ses düzeniyle, oturuşuyla, az önce genel müdürümüzün bahsettiği gibi tiyatrosuyla, şiiriyle, aklınıza gelen bütün sosyal faaliyetlerde bu salon hiçbir zaman boş kalmaması için başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimiz gerekli tedbiri ve planlamayı buna göre yapacaklardır. Bu salon bizim için önemli. Bu okulda görev yapan çok değerli arkadaşlarımız var. Çok akıllı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri bu salondan tam kapasite kullanmalarına bağlı diyorum. Gerek salon olarak, içerideki bahçeleri olarak
biz okulumuzun bütün mekanlarından faydalanacağız. Rahmetli babam derdi ki bir malı almak önemli değil, o malı kullanmak ve yerine yenisini aldıktan sonra eskisini satmak anlamında. Ben öğrencilerimden özellikle bu pırıl pırıl salonu, bu güzel koltukları çok iyi kullanmalarını, zarar vermemelerini özellikle ben istirham ediyorum. Yıllar sonra da bu aynı güzelliği ama kullanma şartıyla aynı güzelliğinin devamını ben istirham ediyorum, diliyorum.